Kim ne yapıyor emin değilim ama bize bir oyun oynanıyor. Sanık Engin Balkan'ın tutuklanmasına karar verildi. Arka Sokaklar hayranları ekran başına. Rıza Baba'yla. Mesela sizin de öyle. Benden röportaj yapmaktan ne kadar memnun görünüyorsunuz. Evet, çok güzel. Çünkü çok seviyorum sizi. Sağ olun, çok memnun. Hüsnü Çoban'la. Valla genç arkadaşlarla çalışmaktan herhalde kendimiz onlara ayak uydurmaktan oluyor herhalde. Engin Müdür'le. Arka Sokaklar çözüyor. Samimi ve sıcak sohbet. Sevdiklerimize kalbimizde bir yer açarız kaybettiklerimize. Kaldığımız yerden devam ederiz. Çok saçma bir şey hatta o ama. Asiye Acar, Türk televizyon tarihinin en uzun soluklu fenomen dizisi Arka Sokaklar'ın setinde. Namı diğer Rıza Baba yani Zafer Ergin'in yanında alıyor solu. 18. senede birazcık daha ciddi, daha keyifli, daha güler yüzlü çalışmaya başladık. Bunun da tabii ekrana yansıyor mutlaka. 18 yıldır ekranlarda olmayı bakın nasıl özetliyor başarılı oyuncu. Arka Sokaklar zaten 18 senedir devam eden bir şey. Ben de başladığımda daha kaçıncı sınıftaydım hatırlamıyorum bile tam. Küçücüktüm yani yere doğru bakıyorum. Bütün arkadaşlarımız da çok mutlu. Hep iyi gelip giden arkadaşlarımız oldu. Sonunda bazılarıyla toplandık tekrar. Bu da bize güç veriyor. Tazelik veriyor, heves veriyor ve sevgi veriyor. 81 yaşındaki Zafer Ergin'in genç görünümünü neye borçlu olduğu merak konusu. Çalışıyoruz hep beraber buradaki arkadaşlarımızla. Deliler gibi çalışıyoruz. Birbirimize bakıp daha güzelleşiyoruz, daha gençleşiyoruz. Biliyorsunuz çalışmak, evet, çalışan demir ışıldarmış. Evet. Biz de aynı şekilde belirli bir başarılı bırakmamak, devam ettirmek, daha da yükseğe çıkartmak için hep beraber, yalnız ben değil tabii bu bir ekip işidir. Onun için hep beraber çalışıyoruz. O çalışmanın verdiği gurur, sevinç, güzellik var. O da insanın suratına yansıyor herhalde. Mesela sizin de öyle. Benden röportaj yapmaktan ne kadar memnun görünüyorsunuz. Evet, çok güzel. Namı diğer Hüsnü Başkomiser ve kızı Şule'nin yanındayız. Özgür Ozan, Ecem Öz'ü yere göğe sığdıramıyor. Bakın bunu bir yere yazın, ileride çok iyi yerlere gelecek. Ben hani söylediğim insanlar hep oldu öyle boşa konuşma. Karşılıklı sahne oynamaktan da çok büyük keyif diyorum. Gerçekten baba kız gibiyiz. O biliyorsunuz oyunculuk karşılıklıdır. O verir, siz verirsiniz. Siz bir şey alamazsanız biz de veremezsiniz. O yüzden... Ecem çok iyi bir oyuncu olacak çok inşallah. Çok teşekkür ederim. Ecem Öz mütevazılığı elden bırakmıyor. Arka Sokaklar'ın bir okul olduğunu belirtiyor. Ya şöyle ben şeye katılmıyorum. Bizim sayemizde değil onun sayesinde demesine katılmıyorum. Çünkü şöyle ben 14 yaşımda bu diziye girdim ve öğrendiğim her şeyi gerçekten onlardan öğrendim. Yani ne gördüysem, ne uyguluyorsam hepsini onlardan öğrendim, gördüm. O yüzden o sözde çok katılmıyorum. Ama alabilmek de önemli yani. Evet, şey, evet tabii ki de. Alabilmek de önemli. Varsa alıyorsun, yoksa alamazsın. Tabii ki de evet, orası öyle. Özgür Ozan muhteşem bir ekip olduklarını üstüne basa basa söylüyor. Kalabalığız, ekip olarak bir şeyleri yapmaya çalışıyoruz. Bizde tek bir başrol yok. Birçok başrol var. Bazen birimizin hikayesi öne çıkabilir ama o hafta içerisinde odur başrol ama ondan sonraki haftada hepimizin hikayesi oluyor. Bir hafta Ecem başrol oluyor, bir gün ben oluyorum, bir gün Zafer abi. Hani hepimizin başrolü olup beraber üzülüp beraber sevindiğimiz şeyler de oluyor. Ama bu tabii işim yok, benim hikayem değil derken arkada hiçbir şey yapmadan durmak değil bunun adı. Ki bu arkada dururken de yapılan o ekim içerisinde karşıdaki en işi olmayan oyuncuyu izlerim ben mesela sahnede. O ne yapıyor diye. Ya mesela Ecem onlardan evet, bir tanesi. Anladınız evet mı? Yani arkada bile olsa, işi olmasa bile o gün hani söyleyeceği laf bile olmasa o sahneye katkıda bulunmaya çaba harcamak. Biz biraz onu öğrettik galiba. Hani ekip, evet, ekip, ekip, evet, ekip diyoruz ya biz hakikaten öyleyiz. Gerçekten. Yani biraz alameti farikamız orada. Peki neydi bu 18 yıllık başarı hikayesinin sırrı? Yanıtı meslek hayatında birçok başarılı işe imza atan Özgür Ozan'da. Şey, tesadüf bir şey değil. Gele gide senelerde de birlikteyiz artık birbirimizi tanıyoruz. Ne yapacağımızı, hangi adım atacağımızı, hangi şartlarda nasıl tepkiler vereceğimizi de biliyoruz. Ne bileyim ben ekstradan yazmayan bir şey yaptığım zaman onu karşılıklı doğaçlama olarak cevap verebilen bir şey varsa bunun sebebindendir yani. Şule'nin sevgilisi Alper'i kaybettiğini öğrendiği sahne yüreklerimizi dağlamıştı. Bu sahneyi çekerken zorlanmış mıydı acaba Ecem? Normalde zorlanıyorum o tür sahnelerde ama... Şimdi ben Ali Haydar partnerim,
Alper karakteri. Çok zaman geçirdik artık onunla. 3 yıldır falan. Onun gitmesi de var içimde bir de. Hem o burukluk var. O yüzden benim için kolay oldu açıkçası ağlamak. Çünkü zaten onun gitmesini de çok üzüldüm. Sen gerçekten yaşadın yani. Evet evet. Onun gitmesini de çok üzüldüm. Hem de bilmiyorum, oldu bir şekilde. Zaten çok güzel yazılmış. Okuyunca bile benim gözlerim doldu. O yüzden çok zorlanmadım. Dur kızım, sakin et, sakin. Baba. Kaybettik. Kaybettik. Canım. Ay kızım, benim ağrım. Evladım, dur, dur. Özgür Ozan söze giriyor ve ölüm hayatımızın bir parçası diyor. Akşamleyin beraber yatıp sabahleyin uyandığımda akşamına eşimi ölmüş olarak eve geldim. Zaten onu da orada söylüyorum, yani ben bir gecede kaybettim. Eğer kaybettiğin birisi varsa ve onu unutmamak istiyorsan kalbinde bir yer açacaksın. Öyledir. Bütün sevdiklerimize kalbimizde bir yer açarız, kaybettiklerimize. Sabah beraber yataktan kalktığım karımı, anneni aynı gün akşam kaybettim. Asiye bu kez Engin Müdür, yani İlker İnanoğlu ile birlikte. Set çalışmaları oldukça yoğun, başarılı oyuncunun. Yani biraz yorucu gidiyor. Çünkü 5 günde bizim senaryolar bayağı uzun. 130 sayfa falan. 5 günde bitirmemiz gerekiyor. Yoruluyoruz biraz. Ama güzel gidiyor, onu biliyoruz. Sevdiğim mesleğimi çok seviyorum. O yüzden bana rahatsızlık vermiyor. İlker İnanoğlu Engin'le bir bütün halinde olduğunu söylüyor. Direkt o oluyorum yani. Günlük hayatta. Acaba ben Engin miyim? Hayır, şöyle şeyler oluyor ama. Bu sezon başladığımızda bizim Cevher Hanım'ın bir de asistanı var. Derin diye bir çok şeker kız. Set saati geldi bana telefona. Engin Bey, yarın set saatiniz 11.30 diye. Yani aynı sektörde ve bizim dizide çalışanlar geliyor. Yani polis müdürüm diye gidenler falan, onu anlatmıyorum artık yani. Anlatın bence. Mesela sokakta ne oluyor? Yani çok benimsemişler polis olduğumuzu. Yani polisler bile müdürüm falan diye konuşuyor bizlerle. İlker İnanoğlu yaşadığı bir olayı paylaşıyor bizlerle. Cumhurbaşkanımızdan ödül almaya gitmiştim. Oradaki polisler hem çok yakışıklı hem böyle bayağı şey çocuklar. Dedi ki arka sokakları seyrettikten sonra polis olmaya karar verdim dedi. Şey de var, sokaktaki polisler de sizi çok benimsiyor ve çok çok seviyorlar. Seviyorlar çünkü yani tabii yani dizi yapıyoruz ama biraz da gerçekleri yansıtıyoruz. Değil mi? Tek şikayetleri biraz çabuk çözmeyelim kadar bizden de aynı şeyi götürüyor. Çünkü çok arka sokaklar çözüyor. Dile kolay 18 yıl İlker Bey. O günden bugüne neler değişti sizin için? 4 evlilik yaptım. Yani var ya orada bir evlilik var ama yani onun içinde. Neler değişti? Pek bir şey değişmedi. Yani pek bir şey değişmedi. Değişmedi. Yok. Değişen sadece zaman oldu, evet. Değil mi? Yani artık yani arka sokaklar bizim şeyimiz. Yani bir de para kazandığı şeyle nankörlük edemez. Yani neticede para kazanıyoruz. Asiye Ozan Çobanoğlu ile sohbete Hakan diyerek başlıyor. Kolay gelsin Hakan'cığım, nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim valla. Hakan'cığım diyerek girdim yalnız. Çünkü o kadar çok benimsemişim ki Ozan'a da Hakan diyorum. Evet ya. Herkes diyen var mı bunu çok, sokakta? Herkes öyle diyor. Herkes öyle diyor. Hakan ki. Abi, Hakan falan. Alışız biz de artık buna ya. Değil yani, mi? Tabii. Kaç yıl oldu? 8. sezon. 8. sezon. Düşün yani. Yani 8 sene ne demek ya? Düşünsenize. Ben bile yani bazen şey oluyorum yani, Hakan deyince bakıyorum direkt yani. Hatta başka biri Hakan dediğinde tamam ben değilim falan diyor. Yani. Ne olacak Hakan'ın bu Aylin'le olan aşkına? Ya Hakan zaten hep başından aşklar geçiyor. Değişik bir adam ama. Yani o aşk durumunda değişik. Ama onun en büyük aşkı Aylin zaten. Aylin değil mi? Aylin'i evet. Unutamadığından öyle şeyler yaşadı zamanında. Şimdi Aylin geri döndü. Bakalım. Hakan'dan mutlu kimse yoktur herhalde. Evet, Hakan çok mutlu. Mutlu değil mi? Çok mutlu. Hakan bu durumdan mutlu. Acaba Aylin de aynı fikirde mi? Mutlu. Mutluyuz, mutlu olacağız herhalde. Olacak mıyız diyoruz? Oluruz herhalde yani. Nasıl gidiyor hemen sana? İnişli çıkışlı gidiyor tabii ki biz Hakan ve Aylin ilişkisi. İnişli çıkışlı gitmesi bizim için gayet güzel. Ama şu an galiba birazcık üzülüyor Hakan. Aylin de üzülüyor, Hakan da üzülüyor. Hakan daha çok üzülüyor. Daha çok üzülüyor. Daha çok üzülüyor. Tabii bir geçmiş bir hikayesi girdi dizinin bölümüne, yeni bölümüne. Evet. O hikaye Hakan'ı çok üzüyor. Değil mi? Evet, uzaklaşıyorlar bir. Dün gece neredeydin? Neyi merak ediyorsun, sen onu sor. Sordum işte. Serdar'la mıydın?
Sadece bir yemek yedik, öyle önemli bir şey değil. Hadi ya. Aylin'e Hakan'a döner mi Özlem Hanım? Ya geçmiş ilişkiye ek olarak bir de çocuk hikayesi var. Bir çocuk girdi diziye. Geçmiş ilişki, yani geçmiş sevgilinin çocuğu. Aylin'in de en büyük özlemi bir çocuk sahibi olmaktı. Ama fiziksel sebeplerden dolayı hani çocuğu olamayacağını öğrendi. Ama şimdi çocuk girince devreye Aylin arada kalmış bir karakter oldu. Bu ikisini de zorlayan bir şey, Hakan'ı da Aylin'i de. Bakalım ne olacak. Yıllardır aynı kadroda olmak nasıl bir duygu Özlem Hanım? Vallahi ilginç bir duygu. Çok tarif edebileceğim bir şey değil. Bilmiyorum yani hani. Bilmiyorum, ilginç. İkinci bir hayat gibi değil mi? Hani evet, enteresan bir şey. Burası hep devam edecek gibi geliyor hayatımızın sonuna kadar. Yani bir gün bitebileceği ihtimali artık kafamızda çok yok. Enteresan, mesela evden çıkınca ezbere bu yola giriyorum ben. Buraya geliyorum falan. Ben yanlışlıkla oynamadığım zamanlar kaç kere tabii canım. Hayır yani şeyden ikinci köprüye girdiğim oldu. Kaç kere. Evet. Ne yapıyorum ben dedim. Biz çok içselleştirdik sanırım bu durumu. Biz de içselleştirdik. Seyirci de içselleştirdi. Buradaki herkes, hepimizi içselleştirdik. Başarılı oyuncular hayat verdikleri rollerle özdeşleşmişler. Tabii Hakan komiserim. Bize Aylin komiserim, Hüsnü komiserim falan. Komiserim. Polis çevirmesinde de o komiserim diyor polisler. Nasılsın? Devam ya et komiserim diyorlar. Ya kusura bakmayın diyor. Ya kusura bakma komiserim, devam et ya. Ya pardon diyorum, kusura bakmayın. Ben de şey diyorum ya, kardeşim bir de olmaz falan. Valla yani, kusura bakmayın. Zaten polisler çok seviyor bizi yani. Evet. Yani sanırım onları çok doğru yansıtıyoruz. Evet. Çok seviyorlar bizi. Özlem Çınar yaşadığı bir olayı paylaşıyor. Şey, Beyoğlu'nda bir arkadaşımla yürüyoruz. İşte yine buna benzer bir hikaye. İki tane polis, yanındaki arkadaşım erkekti, ona böyle dokundu, kimlik soracaktı. Beni görünce, pardon kusura bakmayın, Rıza Baba'ya selam söyleyin falan gibi şeyler, buna benzer şeyler. Evet, evet. Dizinin cana yakın teyzesi Nazike, yani Nazlı Tosun ve Gaye Gürsel'le birlikteyiz. Arka sokakların böyle sesini duyunca, yani sizin sesinizi duyunca böyle direkt aklıma arka sokaklar geliyor. Ben çok teşekkür ederim. Çok, demek ki çok yani uyum sağlamışız. Yani yer etmişiz, çok güzel bir şey bu. 18 yıl. Dile kolay. Gerçi benim 18 değil, 16. 2 yılla şey yap. Çok güzel bir 16 yıl geçirdiğini belirtiyor Nazlı Tosun. Ah, dili olsa 16 yılın. Çok güzel günler geçirdik. Çok maceralı günler geçirdik. Heyecanlı. İşte siz de şahitsiniz evet. Bu heyecanlara. Evet, çok eğlendim. Her sene bu sene son diye başlayıp seneye de devam ediyoruz da filan. Bu sene biter artık filan diye. Devam ediyoruz. Bir şey söyleyeceğim. Söyle. Şimdi mesela izlediğiniz zaman bir önceki bölümleri hatırladığınız, gördüğünüz zaman ne değişmiş sizde? Ay tabii yani insan bakınca çok şey yani çok fark ediyor ne insan. Mesela, ne değişmiş? Ya canım kaşı gözü değişiyor insanın. Saçına ak düşüyor filan. Ne diyeyim yani. Değişiyoruz tabii ki. Hüsnü Çoban'ın eşi Esra, yani Gaye Gürsel'e uzatıyoruz mikrofonumuzu. Böyle muhteşem bir kadronun içinde yer almak size ne hissettiriyor Gaye Hanım? Yani aslında çok oturmuş bir ekibe, yani teknik ekibine kadar çok oturmuş bir ekibe sonradan katılmak belki çok kolay değil gibi geliyor ama yani hani gerçekten Nazlı abla olsun, diğer bütün ekip olsun, o kadar sıcak karşıladılar, o kadar sahiplendiler ki hiç öyle adaptasyon sorunu yaşamadım. Gayet keyifli geçiyor. Zaten biz Hüsnü'ye de daha ağırlıklı çalışıyoruz. Çok eğleniyoruz orada. Hani hem Özgür'le hem Nazlı ablayla çalışmak benim için gerçekten çok eğlenceli, çok keyifli ve çok şanslı olduğumu düşünüyorum bu konuda. Nazike ve Esra'nın evdeki iletişimini soralım. Aslında ben çok Esra ile Hüsnü'nün evlenmesine çok taraftardım. Çünkü Hüsnü'nün yükü üstümden kalksın diye ve çocukların biraz çıkarcılık vardı yani. Nazike'de olmaz mı? Nazike'de bir çıkarcılık yani. Çok beğeniyor onu. Aman gitmesin yani. Ama evet. Güzel de kanka oldular yani. Güzel iyi de idare ediyorlar birbirlerini. Bence de. Hüsnü Çoban'ın eşi olmak kolay değil. Hal böyle olunca da sokakta aldığı tepkileri soruyoruz. Güzel yorumlar geliyor. Ondan sonra devamlı Hüsnü komisere selamlar geliyor. Devamlı Esra abla fotoğraflar geliyor. Yani hani güzel yani sevdikleri karakterin sevdikleri eşi olduğu için hep çok güzel yorumlar alıyoruz yani. Bu keyifli sohbet için başarılı oyunculara tek tek teşekkür ediyoruz. 18 yıldır ekranların en çok izlenen dizilerinden biri olma özelliğini koruyan Arka Sokaklar, her bölüm eksilmeyen heyecan dolu maceralarıyla Cuma akşamı Kanal D'de. Kim ne yapıyor emin değilim ama bize bir oyun oynanıyor. Sanık Engin Balkan'ın tutuklanmasına karar verildi. Sonuçlara da katlanacağız.
Şimdi bir de gözümüzün görmediği bir düşmanımız mı? İşimiz kolay ama zaten ne zaman kolay oldu ki? Onlar ne kadar titizse biz de o kadar titiz olacağız. Sadullah'ın ipini çekin. Her adımı planlayan bir ekip var karşımızda baba. Bu gece oğlunun sesini son kez duyacaksın. Burası hepimiz için yolun sonu. Engin için de, senin için de, bizim için de.